Cooler değil mi? Değil. Cooler var bir de. Cooler bambaşka. Quadro. Hadi Quadro var. 4 çeker. Hiç bilmediğim motor. Yani seni de buraya niye aldık o zaman ben ya? Ben Triumph'ı anlatacağım diye çağırdım bana. Triumph'la alakalı oğlum şimdi. Pardon ya. İçine sıçtım. Özür dilerim. Sıçtın, evet. Özür dilerim. Çok pardon. Triumph aldık çok kanka. Senetle. Çok ciddi anlatıyor çünkü. Geldim. Oğlum. Biraz mutlu ol ya. Ne senedi lan dur. Biraz mutlu ol. Hayır ne diyecekler şimdi biliyor musun? Burak abi de zaten... Burak abi bitmiş abi. Bitmiş abi. Burak abi var ya M5'ten beri böyle abi. Bu arada arkadaşlar benim M5 sattığım dönem 115 bin liraya sattım abi ben M5'i. Yalan. Tamam biraz pahalıya satmış olabilirim. O dönemler M5 para değildi. Çok biz bozmaya geldim bu arada. Çok ciddi videolar çekiyormuşuz. Dedim biraz bozayım. Yok o sıkıntı yok. Sinirliysen. Ya alın şunu benim başımdan ya. Ben gelmeyeyim dedim abi. Özlem sonra bize kızacak. Ne diye kızacak abi? Aa diyecek ne, ya. Ne ciddi ciddi anlatalım mı? Evet. Quadro 4 çekerliydi. Bayağı bir model baktık ama. Agusta'da baktık. Sonra Utku bana dedi ki abi sen hayırdır sen kimsin ya dedik. Gece 2'de beni aradı bir gün oğlum ben uyuyamıyorum falan dedi. Abi dedim gel bir çay kahve içmeye çıkalım. Orada ikna ettim. Şöyle bir sıkıntı var. Şimdi fiziksel özellikler belli. Burak abinin boyu nispeten kısa ve motosiklet sele olarak genelde yüksek bir cihaz. Yani ya bana dedi ki sen kimsin lan dedi köpek sen dedi. Keşke de abim bu arada ya hayatta diyemem sonra dövüyor. 39 santim, 80 santim, 81 santim ve üzeri sele yüksekliği. Evet. Bu da 1.75 boyu üstünün genelde rahat kullanabileceği bir şey. Bir bakar mısın lütfen şu hanımefendileri bir... Hiçbir şey demeden bakın. Bakmıyorlar. Sen istiyorsun ki hem konforlu kullanım olsun, hem hakim ol, hem gücü istediğin gibi olsun falan. Çok şey istedi yani evet. Uzayda çilek yeme muz tadı gelsin. Ducati'ye geldik. Bu arada sen tabii MT falan da baktı. MT falan da baktım ama abi şimdi burada bir gerçek var bunu söyleyeyim abi. Bir kere döviz kurları acayip uçmuş. ÖTV ek vergileri vesaire falan filan derken. Kanka ben 0 MT 07'yi 2 sene önce 37 bin liraya aldım. Şu an kaç para biliyor musun? 80 bin liralara yakın. 80 bin lirada MT 07'ye vereceğime MT 09 bakayım dedim. MT 09 da MT 09 SP'de stokta yoktu. Monster'ı bir denedi. Monster evet. Bir tık sele yüksekliği olarak yüksek. Onu beğenmedik. Bir de Monster'ın da sıfırı yoktu. İkinci el bir iki opsiyon vardı. Bana uygun olan motor neredeydi biliyor musunuz? Triumph'ta vardı. Triumph baktık. Ufak ufak da gidelim. Zaten şu anda aksesuarlar takılıyor. Biz de bunu aldık. Benim orada kask yok ya. Vallahi yok. Vallahi yok. Sorarız. Senin kaskı gömmüş herhalde. Canları sağ olsun. Senetten düşeriz. Alırız. 98 bu arada var ya şurada senin almanı isteyeceğim son makineden. Kanka binemem ki. Kara düzen. Evet, çok evet. Kuvvetli. Bir tık da eski model bu uğraştırır. Bu bir de çatapata 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 çatapata. Ducati'deki bütün CEO'lar ağlıyor. Çatapata sen bütün mühendisliği yapmışlar, motoru üretmişler, buraya göndermişler. Adamın tarife bak. Çatapata. Ay, çatapata değil çatapata mi çatapata diye anlatıyor. Yemin patata, ediyorum. Patata patata patata. Yani bu hep ben alayım. Ama abi bir şey diyeceğim. Bugün keyifli motor. Günün değil mi senin? Evet. Bence de çok eğlenceli. Satış pazarlama uzmanı gibi motor almış. Neyse ben arkadaşlar bunu aldım. Gidemiyoruz ya. Param buna yetti oğlum. Hayırdır sen beni niye? Çok havalı. Vespa'yı biz buraya bıraktık ama burada bir de Vespa'ya biturbo takılacak. Biz öyle verdik buraya. Zaten ne yapacaksın ki biturboyu yani? Biturboyu belki iki turbo yaparım. Sen bu noktaya nasıl geldin? Nasıl oldu bu? Hani bir zen 12 zen arası abi. Sen beni bitirdin ya. Bu çocuk derdi ben kağıthaneden geldim buraya. Muhabbete bak. Babur. Bu arada Özlem'in motoru. Özlem aldı kendine. Bu benim sevdiğim bir makine. Buna da niyetlendim. Sen dedin ki abi 40 yaşında mısın? Ama aşkım. Damla da çok sevdi bunu. Damla dedi ki arkaya bir tane koltuk koyarsın. Dedim ki aşkım koltuk koyarız, çocuk koltuğu koyarız buraya, buradan buraya kat. Bu arada Vespa'nın en pahalı modeli var. Aslında en pahalı modellerinden bir tanesi. Bir tanesi. En pahalısı da değil. Bir de kırmızısı var. Bu AIDS hastalarına donation. Çok Twitch çekiyoruz biz ya. Değil mi? Bir göstereyim. 9.45 miydi kanka bu? Valla Vespa konusunda biraz Fransızım mevzuya. Çok iyiymiş lan. Vespa ne motor biliyor musun? Olacak bir tane. Paran da olacak. Bir tane büyük motorun olacak. Merkezi yerde oturacaksın. Sağa sola gitmeye, kafeye inmeye. Vespa süper motor. Ama tek motor olarak yok. Zor ben. Ben Vespa'yı deneyimlemiş birisi olarak. Bununla ilgili zaten Twitter'da da bir şey paylaştım ben Vespa'yı. Flut paylaş. Vespa birazcık böyle zengin motoru gibi duruyor. Vespa'yla yol istenmez. Yol alınır kanka. Doğru. Yol istemeyeceksin. Semtine bağlı. Dijital kadran var kanka. Ki Vespacılar bu arada analog severler. Analog yani. Severler. Dijital yok sever... hayaletçiyim ben. Sen Vespacı değilsin. Casper. Ya oğlum sabah çalışıp mı geldi? Tamam hadi gel motoru gösterelim ya. Tamam hadi. Bunu aldım. This is a Bonneville. You know what I'm saying? This is like a King style. İngilizce. King style. İyi İngilizcem varmış. Çok iyi. Sana. Öyle değil. Sana bu olur. Bizim Doğan Keser var biliyor musun? Ya çok komik çocuk. Yalazla. Doğan Keser'e de selamlar olsun. Ben nasıl tutuyorum? Oğlum ya. Şeffafs. Neyse bence makineye gösterelim. Artık gösterelim yeter. Ama makineyi sen göster. Öpesim geldi bir an niye bilmiyorum. İçimden öyle arada geliyor kanka. Sen bu çocuğu seviyorsun ha. Bu radyo öyle diyorlar ya. Sen bu çocuğu seviyorsun. Bu makinenin evet. 2020 yeni aracı Triumph Street Triple R. Şimdi yapıyorum. Dur makine.
motor senin bilgin. Ben çok bilmiyorum. Elimden geldiği kadar. Sen bunun bir önceki kasasını kullandın. 375 bu arada değil mi? 765. 675 bunun eski kasası. Sonra yeni kasası 765 cc olarak geldi. Sonra da makyajlandı. Peki RS'ler? Bunun 3 tane versiyonu var. S, R, RS. S en boşu, R orta paketi, RS de en dolusu. Bu orta paketi, aralarında bayağı bir fiyat farkları var. Donanımlarda değişiyor. İlk 765 çıktığında bu motordan bence tek farkı, hani bariz en farkı daha doğrusu, TFT ekran vardı R modellerinde ilk bunda, çıktığında. Bunda hem analog hem bunda dijital var. Gel abi, hem analog hem dijital kısmı var. Dijital de TFT değil, sıvı kristal. Eski modellerde görmeye alıştığımız bir katran ama 675 varken bir eski kasası, hı hı. O motoru meşhur yapan şeylerden bir tanesi bu devir göstergesi analog olmasıydı. 675'te de bunun bir büyük abi Speed Triple 1050'de de aynıydı. Maliyetten kısmak için yapmışlar. Zaten öyle. Çünkü... S, R ve RS arasındaki fiyat farkı evet. O kadar büyüdü ki, tamam mı? Bir motor farkına kadar, hani minik bir motor farkı. RS arasında kadar. 20 bin lira fark var bu arada. Ama 20 bin lira değer. Neden tabii değer? İşler çünkü... bayağı değişiyor. Evet, kaliberler yani amortisörü, amortisör değişiyor. TFT'si. Yani o ekran, ekran 10 bin lira falandır yani zaten. Aynen. GoPro bağlıyorsun, sürüş modları işte ekrandan ayarlayabiliyorsun, kayıt, telefon açabiliyorsun. Ama onu da Bluetooth için özel bir şey alman gerekiyormuş. 500 liralık. Öyle muhabbet var evet. Galiba. Ben de tam hakim değilim. Hiç RS'im olmadı. Sen bunun böyle olduğuna bakma. Kirli çıkı. Bu kadar gram parası var kanka. Zaten her alım videosunda varım, çok iyi. Bir Vespa videosunda yoktu. Ona da gelemedim, çağırdım beni gelemedim. Bu makine 118 beygir 3 silindir, 77 Nm torku var. Normalde çift silindir falan olsa torku daha yüksek olurdu evet. Ama bunun daha iyi tarafı... MT kaç beygirdi 0.7? 75. 77.5 mu 75 tamam. Mi? İkisinden bir tane. Tamam, sürüş modu var 3 tane. 4 tane kanka. Düzeltiyorum 4 tane ama biri ayarlanabilir, diğer 3'ü içinde kendisine ait. Zaten makineyi almamdaki en büyük sebep traction kontrolü var. MT'de makine. Mesela o çok problemdi benim için. Doğru, 7'de öyle. 7'de öyleydi. 9'da tam öyle değil. 9'da değil. Bir de up ve down shifter. Yani debriyajsız olarak dın 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 şey gibi DSG şanzımana benzetiyorum ben. Bir farta eksik. Yapılır. Yapılır. Bir ufak yazılım, çıtır yazılım. Bunu... İskender abi geliyoruz. Valla ben İskender abi gitmek istiyorum bu arada ya. Mesela gidip şimdi İskender abiye söylesem abi işte headers yapar mısın diye İskender abi de buna değilsin. İskender abi her şeyi yapar abi. Şuraya bir tane ön... Tank pet var. Tank pet aldık. Trife'ın kendi ürünü. Evet. Burada iki tane koruma takozu var. Bildiğimiz takoz değil de koruma kabı gibi düşünün. Bu bir evet bir kap. Diğer aynısından bir tane de sağ tarafta, var. Farları güzel. Farlar komple LED bu arada. Çok tasarımı şaibeli bir makine evet. Var. Biraz böyle işte böcek diyorlar. Yanında bak tiger'lar falan da var. Bak tasarımlarına hep bak. Böceğin gözlerini andıran tasarımları var. Seveni bol, sevmeyeni de bol. Bunda bir de sevdiğim olay abi, dörtlü var abi. Motorda var ya, dörtlünün olması büyük mucize. Dörtlü ya. Büyük olay. Açmayacak mıydık? He açalım hadi gel. Arkaya gel ama. Üç silindirin bir sesini bize bir dinletsin. Bir de bu motorun sevdiğim yanı ne biliyor musun? Üç silindirin böyle bir üfleme sesi gibi, bir böyle bir charger sesi gibi bir gibi bir sesi var. Onu çok seviyorum. Geri al. Egzoz olmamasına rağmen böyle bir ses çıkartıyor. Evet. Bir de bunun egzoz takacağız biz. Bence egzoz takmadan önce hem bir rodajı falan da rodajı, bir ihtimalle. MT'de egzozla rodaj yaptığım için rodajı nasıl yaptığımı bilmiyorum. Televizyon almak gibi. Televizyon almaya gidersin, seçersin küçük gibidir. Eve gidersin kocaman çıkar kocaman. Ya. Motorda da aynı şey. Egzoz sesinin sana yetip yetmeyeceğini kapalı alanda, galeride anlayamazsın. Evet. Çıkacaksın, hem dışarıda trafikte dinleyeceksin, hem de yükte nasıl olduğuna bakacaksın. Yani durduğu yerde gazı verdi, bu çok iyi bir sesi değil. Çıkacaksın abi, yükte nasıl gidiyor? Onu dinledikten sonra seninle beraber karar veririz. Egzoz istiyor musun, istemiyor musun? Ben bu markayı sadece görüyordum. Senden hı-hı. Biliyordum. Hı-hı. Sen paylaşıyordun. Hı-hı. Ducati'yi özellikle çok paylaşıyordun doğru. Bana. Çünkü Ducati'm vardı zaten 3 evet. Yıl. Ara ara da Triumph kullanıyordum. İnşallah da gene bir Diavel. Eyvallah abi. Çünkü sana yakışır yeni kasası. Güzel olur. Yani Utku'nun 200 bin kilometre. Yaklaştı. 180 küsur bin. Benim 15 bin tecrübem var. 15 bin de iyi ama çok iyi değil bence. Hı-hı. Ben hala mesela korkuyorum virajlara girerken falan. Ama sen motoru biraz daha hobi gibi. Ben bayağı hem iş gibi hem de bir yere giderken aracım olarak kullanıyorum. Kışın da kullanıyorsun sen ben çünkü. Kışın da kullanıyorum. Şimdi iki şey soracağım. Birincisi klasmanındaki en iyi makine mi? Kullanıcıya göre değişir. Bunu bu kadar şaibeli en iyi makine diyen adamı sorgular. Çünkü makineden ne bekliyorsun? Ama şöyle bir şey var mesela MT7 ayarında bir makine değil. Bu MT Speed'in rakibi değil. MT Speed'i çift silindir ve bu makineden 30-35 beygir daha düşük bir makine. Evet. Daha çok 0.9'a yakın bir makine. Hı-hı. Çünkü 0.9'da 3 silindir. Yine aynı beygirlerde. Bu da aynı şekilde. Tam bir viraj motoru baba. Tam bir viraj. Çünkü neden biliyor musun? Bak 0.9'u biliyorsun. Ağırlık merkezi nispeten daha yukarıda bir makine. Daha yüksek bir makine. Evet. Bu daha alçak. Zaten bu makineyi tercih etme sebeplerinden biri de bu arada buydu. Evet onu bir göstereyim abi. Ha, gel abi. Ayağımı görüyor musun? Benim için bu olduğu için sevdim ben. Ya hatırlıyor musun? Ben buraya ilk gün geldim. Bana dedi ki beğendin mi makineyi? Ne dedim sana? Alıyorum. Alıyorum. Rodajını beraber yapmak istiyorum ben. Seninle beraber hani bir şeyler yapmak istiyorum. Seve uzun abi. Yol yapalım edelim bilmem ne. Ben onun peşindeyim artık. Abi bu bir gerçek. Otomobil almak artık zenginin işi oldu. Motosiklette orta segmenti sevindiren şeyler. Bu arada bu makine arkadaşlar 100 bin liralık bir makine. Bence klasmanına göre çok iyi fiyatı var. Şu anki fiyatlara göre evet. Benim hoşuma giden zaten o oldu. Fiyatı uygundu. Ama mesela bu deselerdi ki bana 120 bin lira derdim ki Utku
Yok abi eyvallah. Ha, yani. Biz yok bir abi düşünelim derdi. 120 bin lira veremem şu an derdi. Bir motorun başında anlatabileceğimiz birçok şeyi anlattık. Hiç kullanamadan bile kendine göre bununla viraja girdiğindeki hissiyatınla bence MT'yi ilk videonda kıyaslamalısın. Evet. Ben ne motorcusuyum söyleyeyim. Tatlı su motorcusuyum. Pazar motorcusuyum. Ben alırım motoru. Caddeye inerim. Hafif gaz açarım. Önü şöyle bir kaldırıp indiririm. Arkayla virajlarda birazcık göt attırırım motora. Ben bu adamdım. Şimdi ben bu adamı artık bırakıyorum. Bu işin gerçek eğitimini alıp gayrimenkul zengin olmak istiyorum. Para da oradaymış. Bu işi artık böyle bir amaç haline değil de sen aracı hakkıyla kullanmak evet istiyorsun. Evet abi. Mevzu bugüne kadar Buğur abi aldı makinede ben bunu alabiliyorum. Evet nasıl kullanıyorsam kullanayım kafasındaydı. Şimdi bu motor ne yapabiliyorsa onu yapmak istiyor. Ha maksimum limitlerinde değil ama güvenli bir şekilde evet doğru hacimlere kadar ulaşmak istiyor. Bu çok haklı bir sebep. Ama bu motoru öğrenirsen Ares ile takaslamak isterim. Ares çok evladilik bir makine. Evet. Alacaksın her şeyi tam. Bir de ben biraz TFT seviyorum. Sen de seviyorsun. Abi TFT. Evet. Ya ben sana bir şey söyleyeyim ama. Ya bak diyorum ya çok arada kalıyor. Vespa'daki gibi. Bunda da analog seven var. Kral GoPro'yu görüyorsun ya. Ama işte o ya bir de ikimiz de prodüksiyonla uğraşıyoruz ama bizi çok cezbediyor o. Ares'i bir gösterelim mi? Gel göster. Tamam baba Ares sen geleceğim. Bu arada Ares'in anahtarı da böyle. Keylus. Şey Ares'te her şey aslında benziyor. Ha bu Speed Triple mu? İşte bahsettiğim TFT bu. Eski TFT. İkinci el bu galiba değil mi? Çok özür diliyorum. Ekranın renkleri gene yakın birbirine. Sol tarafta işte sürüş modlarında menüleri görebildiğin bir alan oluyor. Sürüş modunu seçiyorsun, GoPro'ya mı geçeceksin, evet, telefona mı geçeceksin? Bak menüsünde de böyle gezebiliyorsun. Bu çok güzel işte. Bahsettiğimiz 4 sürüş modu. Bunda fazla var ama bu arada. Ben teşekkür ediyorum. Niye abi? İçimden geldi. Sağ ol. Yani ben Utku'yla beraber bunun kararına vardık. 5 senedir sohbetimiz, muhabbetimiz var. Hani biz tabii ki ben yansıtmıyorduk böyle kamerayı beraber çekelim, edelim bilmem ne falan öyle yapmıyorduk. Öyle bir tatavımız yok çünkü. Derdimiz yoktu orası değildi. Şimdi Utku'yla beraber çekmek istiyorum. Hani ben bir şeyler de yapmak istiyorum. Buraya da ara ara videolar gelecek. Burada da makineye çekiyorum ben bunu. Öyle mi? Aa, süper. Tamam. Selam herkese. Utku'yu darlarsan gelir. Utku'ya teşekkür ediyorum. Korlas'tan Özlem'e teşekkür ediyorum. Özellikle Salih abiye bu süreçte bizlere yardımcı olduğu için teşekkür evet ediyorum. Vespa çok apayrı bir boyuttu. Bu biraz daha apayrı aynı bir boyut oldu. Evet. Benim için çok avantajlı bir şey. Hızlandı. Özlem de geldi. Bu kim? Bu arada Özlem. Korlas'ın tüm yönetiminden sorumlu hanımefendi kendisi. Utku'nun arkadaşı. Beni sen tanıştırdın zaten. Burada ilk ben tanıştığım zaman hatta markaya birazcık böyle nasıl yaklaşıyordum? Uzaktan şöyle bir imaj çiziliyor yani. Marka bu arada Ducati var, Triumph var. Birazcık insan ürküyor. Bu her premium markada olan bir şeydir Türkiye'de. Arabada da aynısı var. Motosiklette de aynısı var. Evet. Premium markada bir tık çekinilir. Çerinin samimiyetsiz olduğuna kanaat getirilir dışarıda maalesef daha ki ama daha bir tarzı olacağı düşünülür. Burayla alakalı çok güzel prodüksiyon işleri sen evet zaten yapıyorsun. Özlem'le uzun sürede çalışıyoruz evet, beraber. Evet, çalışıyorsunuz. Evet, çok uzun süre bütün sosyal hesaplarımızın üretimini de Utku yaptı. Bütün döviz kurlarının yansıması buraya yansımamıştı. Evet, Triumph tarafına. Yani şöyle aslında, Triumph'ta tabii çok daha özel bir durum var. Belli aralıklarla kur artışı ancak yansıtılıyor. Fakat ciddi bir süreçler aynı fiyatla gidebiliyoruz. Dolayısıyla ani kur artışlarından Triumph zarar görmüyor. Ducati tarafında ise biz yine hani fiyat algısını sabit tutmaya çalıştığımız için agresif artışlarda direnmeye çalışıyoruz. Evet, ek vergi geldi. Ama Ducati'ye ek vergi zaten şey olmuyor. Tamamen Avrupa menşeli olduğu için. Onlar yanlış biliyorlar o muhabbetleri. Avrupa menşeli ürünler ek vergiye tabi olmuyor. Ama Avrupa menşeli olmayan motosikletli araçlar ekstra ek vergiye tabi oldu. Zaten bir ek vergi vardı. Yani buna ekstra bir ek vergi daha eklendi. Triumph'ın bazı modelleri ek vergiye tabi. Ama bazı modelleri İngiltere'de üretildiği için onlar da ek vergiye tabi. Son olarak bir de şeyi de soracağım. Artık ürünler şu anda yok. Street Triple almak istiyorum. Şu an mesela geldi. Var mı elinde? Street Triple şu an yok. Sonuncusunu zaten ben sen aldın. Şu an bir İngiltere'de motosikletler hazırlanıyor. Evet. Yükleme yapılacak. Yaklaşık olarak 20 gün içerisinde tekrardan mağazamızda olacak. Ama şu an yok. Şu an hep yoldaki motosikletleri satıyoruz. Mağazaya geldiğinde hep zaten yolda satıldığı için genelde indiği anda satılmış oluyor. O sırada görüştüğümüz insanlar tekrardan yeni yüklenecek olan siparişi bekliyor oluyorlar. Ducati'de de böyle, Triumph'ta da böyle. Teşekkür okay ediyorum. Bana beni kandırdın bir dakika. Ama bir şey söyleyeceğim. Keyifli değil miydi? Yok yok keyifliydi evet. Evet aynen kesinlikle. Işte. Üçümüzün enerjisiyle. Arada kamerayı bana getirince kendimi daha da bir özel hissettim. Yok güzel. Getir canım. Ben peki niye sana bunu doğru? Ben anlamıyorum ki bu ne oldu? Sarı mikrofon. Rezalet. Görüşürüz.